Gel buraya, gel gel gel. Ne bu? Buradan bir tane çıktı. Burada. Başka cep var mı? Bundan da bir tane. Dön bakayım. Şapkada var mı? Al şapkanı. Dön bakayım. Şöyle bir arayayım seni. Hadi git hadi. Hadi. Geç. Hakkını helal et ha. Çok gönülsüz verdin sen ya. Ne duruyorsunuz orada ya? Yürüyüp gitsenize. O kadar para verdik ya. Bırak da azıcık tadını çıkaralım. Dur hele deden. Buradan geçmek için 30 çakçe vereceksin. İhtiyarlık kartım var benim. Geçmiyor mu? Ama dedeciğim belediye otobüsü mü bu ya? Köprü bu köprü. Valla ben bir yaşıma geldim. Hiç köprüden geçerken akçe verdiğini ne duydum ne de gördüm. Akçem yok benim evladım. Ara bak. Sen verme gel ne yapalım. Gel bakayım şöyle sen bir iki geçemeyeceksin oradan. Gel gel gel. Ne oldu kız? Ne konuştunuz? Vallahi bir şey konuştuk sayılmaz. Çünkü o konuştu, ben dinledim. Ne anlattı peki? Ne diyecek? Evlenme teklif etti. Ay! Sen ne dedin peki? Hayır dedim tabii ki. Delirdin mi kızım sen? Abla, bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Kalan 999 talibimi de görmek istedim. Sen geç dalganı daha. Kızım, böyle fırsat herkesin ayağına gelmez. Kaçırma gül gibi çocuğu. Adam korsan. Gemileri yağmalayıp insanları öldürüyor bunlar. Ne var bunda? O kadar kusur Beyoğlu'nda da olur. Vallahi ben o adamla evlenmem. Ama sana ne oluyor da beni evlendirmeye çalışıyorsun anlamış değilim. Sen gel bakayım benimle. Kim bilir şimdi nereye gidiyoruz? Gel. Gel de bak şu obanın haline. Çocuklar hasta. İnsanlar Aksak'tan gelen iki çuval erzak için birbirini parçalıyor. Koca obadan kala kala 5 çadır kaldı. Bak, şu babanın haline bak. Adamın bir gözü toprağa bakıyor, bir ayağı çukurda. Kendini düşünmüyorsun, bari obanı düşün. Şu kocamış babanı düşün. İyi de abla ben ne yapabilirim ki? Aksak'la evlenip herkesin hayatını değiştirebilirsin. Adamın malı, mülkü, altına akçesi var. Şu insanlar da kalan ömürlerinde gün yüzü görürler hiç değilse. Ofum abla ya. Yetişin! Yetişin! Ay kim yok budur? Oğlan cayır cayır yanıyor. Dur. Yetişin! Ne oldu? Ne oldu? Neyse yetişin beyim. Dur. Yetişin beyim. Ben öyle süslü laflar etmeyi beceremem el kızı. Gözlerine bakınca ne diyeceğimi şaşırırım. Elim ayağıma dolanır. Gerçi ben normalde de hiçbir şeyi beceremem ya. Neyse. Şu köprüyü bile sen olmasaydın bitiremezdim. İyi ki varsın el kızı. Tamam. Ne yapıyorsun oğlum sen? Koyuna mı yürüyorsun lan? Ya yok baba ya. Yarın el kızıyla buluşacağız. Onun konuşacaklarımı hazırlıyorum. Ha, tamam. Hazırlan oğlum, hazırlan. Hazırlan. O kızı kaçırma bak. Tamam baba. Kız güzel kız. Allah için hoş kız. Tamam baba. Baş gibi kız o. Annen de şey ama... başka bir şey be. Ya tamam dedik ya işte baba ya. Giderken de bir demet çiçek falan al yanında. Çiçek mi? Niye ki? Ha, bilmiyorum işte. İşe yarıyor ya. Yani ben zamanında anneni... söylemesi ayıp bir demet papatya'yla tavladım yani. Yarıyor işte, alsın. Alsın. Ben nereden çiçek bulacağım şimdi ya? Bana bakın. Bunlar çiçekle çikolatayla gelmişler. Niyetleri ciddi galiba. Kesin ikinizden birini isteyecekler ha. Ay, beni isteseler hemen varırım da işte. Hemen verelim mi diyorsun yani? Yoksa biraz naza mı çekseydik ha? Ben rahmetli ananızı tam 8 kere istemiştim de...
zor vermişlerdi. Acaba öyle mi yapsak? Şişt, bir şey söylesenize kızım, size soruyorum. Siz daha iyi bilirsiniz babacığım. Evladım, kız istemek olsa kolay. O konuda tecrübeliyim. Ama kız vermek gerçekten çok zor işmiş be. Reis, bak bu adam bana bakıp bakıp sırıtıyor. Şimdi ben bunu alacağım kellesine. Saçmalama. Saçmalamayalım. Burada saçmalanmaz. Mevzuya gir. Mevzuya girelim. Ya mevzuya gireyim de ya biz korsanız ne alaka? Şimdi ben kız istemeyi ne bileyim ya? Kızı alsak buradan kaçırsak neyse. Ama kız istemek nedir? Saçmalama da. İster şu kaza. Kızı verin. Oha. Sizin ilk galiba. Çok mu belli oluyor? Yani. Ben rahmetli hanımı tam 8 kere istemiştim de zor vermişlerdi. Neyse, bu kız isteme konusunda sizlerden daha tecrübeli bir büyüğünüz olarak dilerseniz ben konuya bir giriş yapayım. Beyoğlumuz ne iş yapar acaba? Efendim, kendisi korsandır. Kelle alır. Gemilere saldırır. Obaları yağmalar. Ganimete çöker. Yani öldürebildiğini öldürür. Öldüremediğini mutlaka sakat bırakır. Oo. Maşallah, maşallah. Lan oğlum. Aynen, maşallah vardı lütfen. Maşallahınız var. Reisim diye söylemiyorum. Gerçekten hayatımda gördüğüm en şerefsiz adam. Lütfen, ben de içki, kumar, karı kız hep bunda. Yani o derece pis, adi adamın tekidir yani. Lan oğlum. Mütevazılığın gereği yok, şerefsizsiniz. Evet, kızı veriyorsunuz mu? Ya ama ayıp oluyor reis ya. Bir kız yüzünden oluyor mu böyle? Adam senin yüzünden kızını bana vermeyecek. Sen adamın karşısında neden dangıl dungul konuşuyorsun? Dur ama adam kızı vermeyeceğim demedi ki ya. Adam dedi biz bir düşünelim, taşınalım. Sonra size dönüş yapacağız dedi. En çok da o koyuyor zaten lan. Geri dönüş yaparız ne demek lan? Kız mı istiyoruz? İş başvurusunda mı bulunuyoruz biz? Burasında mı bulunuyoruz ha? Ben çok yoruldum. Sen devam et. Canım kardeşim benim. Yapmayacaksın böyle bir şey. Sonuçta böyle bir şey yapmazsın. Nasıl? Daha iyice mi? Ateşi biraz düştü hanımım. Ama açlık belası. Neylersin? Karnına iki lokma girdiği yok ki. Gücü kuvveti yok yavrucağım. Sen ablam görmeden şu tavuklardan birini al hadi. Ama hanımım. Hadi. Ay hasta mı oldun sen? Günçiçek. Babam seni çağırıyor. Gel hele. Tavuğun biri ne oldu ya? Gel şöyle otur da biraz konuşalım kızım. Evladım bak, bu aksak seninle evlenmek ister. Sen ne dersin bu hususta? Canım ne diyecek? Siz varken bize söz söylemek düşer mi babacığım? Hiç olur mu canım öyle şey? Senin bu adamda gönlün var mıdır kızım? Gönlü olsa bile nasıl vardır desin. Çekinir sizden babacığım. Bunda çekinecek bir şey yok. Ben senin babanım. Kendi gönül rızanla bu adamla evlenmek ister misin? İster tabii babacığım. Neden istemesin? Ayçiçek. Buyur babacığım. Bir iki satır laf ettirmedin ya. Sen çıkıp biraz dışarıda hava alsana. Ay yok iyiyim ben. Ayçiçek. Tamam gittim ben. Bak evladım. Annen hayattayken cennet bahçesi gibiydi bu oba. Ve ben onun sayesinde bu dünyada cenneti yaşadım. İnsan eğer sevdiğinin yanındaysa cenneti yaşar. Onun için gönlüne iyice bir sor. Ve sevmediğin bir adamla evlenip hayatını cehenneme çevirme. Ben kararımı verdim baba. Evleneceğim aksakla.